Sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Fiziko Koli'ye, Fizik Çözer, Metin Çözer'e hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde atışlar veya yeryüzünde hareketle ilgili karma sorular çözmeye çalışacağız. Sürtünmesiz ortamda aynı yüksekten serbest bırakılan M2, M3, M kütleli cisimlerin yere düşme süreleri sırasıyla T1, T2, T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan cisme etki eden net kuvvet nedir? Cismin ağırlığıdır. Yani M çarpı G'dir. F net eşittir M çarpı A'dan M'ler sadeleşiyor. A eşittir G'dir. Yani arkadaşlar, hangi atış hareketi olursa olsun sürtünmeler önemsizse cismin ivmesi, sevgili arkadaşlar, yer çekimi ivmesi olan G'ye eşittir. Bakınız, ivme görüldüğü gibi kütleye bağlı değil. Sevgili arkadaşlar, ilk hızsız düzgün hızlanan harekette x eşittir 1 bölü 2 a t kare olduğunu biliyoruz. Burada da sadece x yerine h, a yerine g gelecek. H eşittir 1 bölü 2 g t kare ile sonuca gideceğiz. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar, zaman, yere gelme süresi sadece yüksekliğe ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Kütleye bağlı değildir. O halde sevgili arkadaşlar, cevabımız Diyarbakır olmaktadır. Bu cisimlerin yere çarpma hızı V eşittir G çarpı T'den. G'ler aynı, T'ler de aynı. Demek ki sevgili arkadaşlar, yere çarpma hızları da eşit büyüklükte olacaktır. Veya zamansız hız denkleminden V kare eşittir 2GH'dan da arkadaşlar sonuca gidebiliriz. Kısaca, aynı yükseklikten serbest bırakılan bütün cisimlerin yere çarpma hızları ve yere geliş süreleri eşittir diyoruz. Aynı yükseklikte bulunan M ve 2M kütleli cisimlerden K cismi serbest düşerek TK süre sonra VK hızıyla yere çarpıyor. L cismi ise yatay atış hareketi yaparak T süre sonra VL hızıyla geliyor. Arkadaşlar, görüldüğü gibi TK ile TL, VK ile VL arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi yatay atış hareketi neydi arkadaşlar? Düşeyde serbest düşme. Çünkü arkadaşlar, düşeyde ilk hızımız yok. V'ye eşittir 0. Görüldüğü gibi arkadaşlar, serbest düşme hareketi ilk hızımız 0. O halde madem ki düşeyde serbest düşme hareketidir, yatay atış hareketi, o halde sevgili arkadaşlar, serbest düşen bir, serbest bırakılan bir cisim ile, yani serbest düşme hareketi yapan bir cisim ile yatay olarak atılan bir cismin yere varış süreleri aynı olmalıdır. H eşittir 1 bölü 2 G T kareden. Her ikisinin de yere geliş süresini arkadaşlar 1 bölü 2 G T kareden buluyoruz. Demek ki sevgili arkadaşlar, T süre sonra K'nın hızı G çarpı T, L'nin ise hızının düşey bileşeni G çarpı T. Sevgili arkadaşlar, bu düşey bileşen. Yatay bileşende zaten ilk atılma hızına eşit. O halde sevgili arkadaşlar, VL bu ikisinin bileşkesi olduğu için VL'nin karesi eşittir V kare artı VY'nin karesi. Yani arkadaşlar, VK VL'den daha küçük veya VL VK'dan daha büyük, varış süreleri de eşittir diyoruz. Evet, geçiyoruz diğer bir sorumuza sevgili arkadaşlar. Düşen yukarı doğru yere göre V sabit hızıyla hareket etmekte olan balondan, balona göre, bakın arkadaşlar bu önemli, balona göre düşen yukarı V hızıyla bir cisim atılıyor. Sevgili arkadaşlar, balon yukarı V hızıyla çıkarken balonun üzerindeki her noktanın, her cismin, her atomun, her molekülün hızı da balonun hızına eşittir. Yere göre hızını bulmak için sevgili dostlar ne yapıyoruz? Balonun hızına cismin hızını ekliyoruz. O an arkadaşlar, yukarı doğru balonun hızına, aşağı doğru V'yi eklediğimizde yere göre hızımız ne olur?
0. Yere göre hızımızın 0 olması ne demek? Cisim serbest düşme hareketi yapıyor demektir. Evet sevgili dostlar, yeterince yüksek bir yerden limit hızdan daha büyük bir hızla düşey doğrultuda aşağı doğru bir küre fırlatılıyor. Sevgili arkadaşlar, eğer bu cisim serbest bırakılsa VT grafiği, limit hız nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak. Limit hıza gelene kadar hızlanıyor. Limit hızdan sonra sabit hızla hareket ediyor. Limit hızdan daha küçük bir hızla hareket ediyorsa, aşağı yön negatif aldığımız için arkadaşlar grafik zaman ekseninin altında kalıyor. Evet, limit hızdan daha küçük bir hızla atarsak bu cisim arkadaşlar önce limit hıza kadar hızlanır ve sonra limit hızda sabit hızlı hareketine devam eder. Sevgili dostlar, eğer limit hızdan büyük bir hızla atacak olursak bu sefer arkadaşlar yavaşlayarak limit hıza gelir ve limit hızda hareketine devam eder. Demek ki ilk hızı limit hızdan büyük ise bizden istenen grafik arkadaşlar bu şekilde olmalıdır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, limit hız malumunuz sürtünmeli hava ortamında, örneğin bir yağmur ya da kar damlasının yeryüzüne belli bir yükseklikten gelirken sürekli hızlanmasını engellemektedir. İşte bir bulut çizelim. Bu buluttan bir dolu damlası düşmeye başlasın sevgili arkadaşlar. Buna ilk anda etki eden tek kuvvet, net kuvvet cismin ağırlığı olan emgedir. Cisim arkadaşlar hızlandıkça hareketine zıt yönde bir direnç kuvveti etki ediyor. Bu direnç kuvveti K, havanın yoğunluğuna, cismin şekline bağlı bir sabit. A, cismin hızının arkadaşlar kesit alanının hıza dik olan en büyük kesit alanı ve V kare ile doğru orantılı aşağı doğru MG. İşte sevgili arkadaşlar, ilk etapta MG direnç kuvvetinden büyüktür ve cisim hızlanır. Ve öyle bir noktaya gelir ki bu direnç kuvveti MG'ye eşit olur. İşte o andaki hıza sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Limit hız diyoruz. O halde K, A ve limitin karesi eşittir MG bağıntısından sevgili dostlar limit hızı bulabiliriz. Evet. Soruyu okudunuz sevgili arkadaşlar. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda 4500 metre yüksekteki bir buluttan yeryüzüne düşen bir yağmur damlasının yere çarpma hızı H eşittir 4500. Sevgili arkadaşlar, tabii ki bunu 1, 3, 5 diye çözemeyiz. 5, 15, 25, 30. Çünkü sabah olur. O halde arkadaşlar bunu çözeceğimiz ilkeyi belirlememiz gerek. Serbest düşme hareketi yaptığı için H eşittir 1 bölü 2 G T kareden T'yi bulup V eşittir G çarpı T'de yerine yazabiliriz. Ya da arkadaşlar bunun zaten yapılmış hali, T'yi buradan çekip burada yerine yazdığımızda zamansız hız denklemini elde ediyoruz. V kare eşittir 2 G H'tır. Yerine yazıyorum. 2 çarpı G 10 H 4500. Çarpıyorum. 9000 4500 arkadaşlar 45000 ve 90000. V kare eşittir 90000. Bu arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri 4'tür. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda 9 3 olarak çıkar. 10 üzeri 4 10 üzeri 2 olarak çıkar. Görüldüğü gibi 300 metre bölü saniye bulunur sevgili arkadaşlar. Buradan da T'yi bulup yerine yazabiliriz dedik. Evet, 20 metre bölü saniye hızla atılan cisim 60 metre yükseklikten yere hangi hızla çarpıyor dedik. Şimdi sevgili arkadaşlar, dedik ki bir cisim herhangi bir hızla aşağı doğru atıldığında ilk saniyede aldığı yolu bulmak için hızına 5 ekliyorum. 25,
İlk saniyede aldığı yol. Ondan sonra 10-10 ekleyerek gidiyorum. 25-35 daha zaten 65'i verdi arkadaşlar. Bu şekilde kolay görülebilirse bu yöntemi yapmakta fayda var. Demek ki sevgili arkadaşlar, V hızıyla aşağı doğru atıldığında ilk önce 5'e ekliyoruz. V artı 5, sonra bunlara 10-10 ekleyerek gidiyoruz. Sevgili dostlar, eğer cisim yukarı doğru atılsaydı ilk hızından 5 çıkartıyoruz. Sonra 10-10 çıkartarak gidiyoruz. Örneğin bu 50 olsa 5 çıkarttım, 45. 45'ten 10 çıkarttım, 35. 10 çıkarttım, 25. 10 çıkarttım, 15. 10 çıkarttım, 5. 1, 2, 3, 4, 5 saniyede görüldüğü gibi geldi. 2 saniyede geldiğine göre arkadaşlar, V eşittir V 0 artı GT. Her saniye cismin hızı ivme kadar, yani 10 artacak. 2 saniyede 2 kere 10, 20 artar. 20 daha arkadaşlar ne yaptı? 40 metre bölü saniye buluruz sevgili arkadaşlar. Peki bunun başka bir yolu var mı? Tabii ki var sevgili dostlar. Bunun esas arkadaşlar, bunun esas yolu zamansız hız denkleminden yazarsak her tür soruyu çözebiliriz. V kare eşittir V sıfırın karesi artı 2GH. Aslında arkadaşlar bu enerjinin korunumudur. 1 bölü 2 MV kare artı MGH eşittir 1 bölü 2 M ve son kare. Oradan işte arkadaşlar M'ler sadeleşiyor ve bu denklem çıkıyor. Bakın 1 bölü 2 M çarpı 20'nin karesi artı M G H 60 eşittir 1 bölü 2 M V kare. Görüldüğü gibi sevgili dostlar M'ler sadeleşiyor. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda 20'nin karesi 400, gerçi çarpmayabiliriz. 400 bölü 2 200 artı 600 eşittir V kare bölü 2. Toplayalım, 800 2 ile çarpalım, 1600 V kare eşittir 1600 V eşittir 40 bulunur. İşte sevgili arkadaşlar burada da yerine yazdığımızda V kare 20'nin karesi artı 2 çarpı 10 çarpı 60 eşittir 400 artı 600 çarpı 2 1200. 1200 400 daha 1600. İşte 1600 arkadaşlar 40'ın karesi olmaktadır diyoruz. Sevgili arkadaşlar buraları eşit sürelerde almış. Ne dedik serbest düşmede? Bir cismi serbest bıraktığımızda eşit test sürelerde aldığı yol H, 3H, 5H, 7H diye gidiyor. Görüldüğü gibi 1 bölü 3 olmaktadır arkadaşlar. Evet. Yerden 50 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim 6 saniye sonra yerden yüksekliği nedir? Sevgili dostlar bu tür sorularda ilk yapmamız gereken neydi? Cismi yatay ve düşey hız bileşenlerine ayırmak. 50 çarpı kosinüs 53, 50 çarpı 0,6 30 V'ye eşittir 50 çarpı sinüs 53, 50 çarpı 0,8 40. Arkadaşlar demek ki bu havada 8 saniye kalacak. Eğer cismin uçuş süresi T uçuş eşittir T1 artı T2 ise arkadaşlar, veya şöyle diyelim, cismin, atılan cismin T1 ve T2. süreler yerden yüksekliği aynı ise uçuş süresi T1 artı T2'dir. Yani uçuş süresi 8 olan bir cismin arkadaşlar 3. ve 5. saniyede, 1. ve 7. saniyede, 2. ve 6. saniyede sevgili arkadaşlar birbirini görüldüğü gibi ne yapıyor? 6'ya tamamlıyor.
8'de tamamlıyor, pardon. 2 artı 6. 6. saniye yerden yüksekliği demek, 2. saniye yerden yüksekliği demektir. İkisini de bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bu cismin 2 saniye sonra yerden yüksekliği nedir? 40 bölü 10 demek ki arkadaşlar 4 saniyede buraya geliyor. 4 saniyede çıkıyor, 4 saniyede iniyor. O halde 1. saniyede aldığı yol arkadaşlar, 40'tan 5 çıkaralım, biraz önce anlattım. 35, işte şu 1. saniye olsun, burada 2. saniye olsun arkadaşlar. 35 artı 25. 35 artı 25 eşittir yerden yüksekliği 60 oldu. Yani arkadaşlar yukarı doğru 40 metre bölü saniye hızla atılan bir cismin almış olduğu yollar, ilk saniye 35, ikinci saniye 25, üçüncü saniye 15, dördüncü saniye 5 diye gitmektedir. Ne dedik? Yukarı doğru atılıyorsa ilk hızından 5 çıkaralım. Aşağı doğru atılıyorsa ilk hızına 5 ekleyelim dedik. Tabi sevgili arkadaşlar bunun başka çözümü var mı? Var. Bundan önce de yapmıştık. H eşittir V'ye çarpı T eksi 5 T kare. V'ye'miz 40 çarpı 6 eksi 5 çarpı 6 kare. 6 kere 4 24 240 eksi 5 çarpı 36 180 240 eksi 180 60 metre olur sevgili arkadaşlar. Sürtünmez ortamda 15 metre yükseklikten 10 metre bölü saniyelik düşey hız ile yukarı doğru atılan cisim 3 saniye sonra ve hızıyla düştüğüne göre bu hız nedir? Sevgili arkadaşlar zaten bu 3 saniyenin verilmesine bile gerek yok. Çünkü biz bunu bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Bakın sevgili arkadaşlar 10'la attığımıza göre 10 bölü 10 yani T çıkış arkadaşlar V'ye 10, ivmemiz 10. 10 bölü 10 1 saniyede çıkar, 1 saniyede de iner 2 saniye. Burada da hız arkadaşlar 10 olur. 15 olduğu için 5 ekle sevgili arkadaşlar. 15. Burayı da zaten 1 saniyede alır. O halde toplam 3 saniye olur. Sevgili arkadaşlar şu noktadan serbest düşme yapıyor. Kaç saniye? 2 saniye. 2 saniye sonra bunun hızı G çarpı T'den 10 çarpı 2 eşittir 20 metre bölü saniye olmaktadır. Sevgili arkadaşlar ayrıca bu 15 metre yüksekten atıldığı için yere çarpma hızını her zaman şu şekilde bulabiliriz. V kare eşittir. V sıfırın karesi artı 2GH. İster yukarı atılsın, ister aşağı atılsın, isterse herhangi bir yönde atılsın hiç fark etmez. Bu şekilde bulabiliriz. Sevgili arkadaşlar bulalım. Yere çarpma hızı V kare eşittir. V sıfırın karesi, onun karesi artı 2 çarpı 10 çarpı 15 diyoruz. Sevgili arkadaşlar 100 artı 300 ne yaptı? 400. V kare eşittir 400 ise arkadaşlar 400 neyin karesidir? 20'nin. O halde V eşittir 20 metre bölü saniye olur. İki M kütleli bir cisim H yüksekliğinden serbest bırakıldığında T bir sürede yere çarpıyor. Diğer bir cisim arkadaşlar ve sıfır hızıyla atıldığında H kadar yükselerek T2 sürede. Zaten arkadaşlar H kadar yükseldikten sonra o da buradan serbest düşme hareketi yapıyor. O halde bu T süre arkadaşlar düşüyorsa buradaki M kütleli cisim de arkadaşlar maksimum yerden tekrar T sürede düşecek. T sürede düştüğüne göre T sürede çıkacak. O halde T2 eşittir 2T olacak. T bölü 2T görüldüğü gibi cevabımız 1 bölü 2 olmaktadır sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar bu soruyu çözmenin birkaç yolu var. Birinci yolu şu açılar belirliyoruz.
Cismin düşeyde ve yatayda aldığı yolu 3-4-5 üçgeninden 37'nin karşısı 3K. Demek ki H eşittir 3K. X eşittir 53'ün karşısı 4K olur. Yatayda arkadaşlar cisim sabit hızlı hareket etmektedir. X eşittir 4K. Bu da eşittir arkadaşlar 10T ve 0 çarpı T. 10T. H eşittir 3K. Bu da eşittir arkadaşlar 1 bölü 2 GT kare. G yerine yazdım. 5T kare. Şöyle bir sadeleştirme yapalım sevgili dostlar. Sadeleştirdik, sadeleştirdik, sadeleştirdik. 2 kaldı. Sadeleştirdik. 2 kaldı. O halde sevgili arkadaşlar burada T kalmıştı. 2T eşittir 3. T eşittir 3 bölü 2 olmaktadır sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar bu soruyu çözmenin başka bir yolu da şudur. Burada cismin hızının ve arkadaşlar yer çekimi ivmesinin dedik ki eğik düzleme dik bileşenlerini alalım. Şu arkadaşlar görüldüğü gibi G yer çekimi ivmesi. Bu G yer çekimi ivmesinin 53, 53, 37. G eşittir 10. Arkadaşlar kosinüs 37, 0,8 olduğu için şu açı 37 derece. 37, 53, 53, 37. Şu eğik düzleme dik. O halde bu ne oldu arkadaşlar? 8. Hızın eğik düzleme dik bileşenini alalım. Bu açı 37 ise 53, 37, 53. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi şu hızın eğik düzleme paralel bileşeni bu V hızımız. O halde 53'ün karşısıdır ya da 37'nin komşusudur. İkisinde de arkadaşlar ne gelir? 8 gelir. Şu da arkadaşlar görüldüğü gibi dik hızımız 37'nin karşısıdır ya da kosinüs 53'tür. Yani 6 gelir. 10 çarpı kosinüs 53 6. O halde arkadaşlar dedik ki T uçuş eşittir 2 çarpı V dik bölü G dik. Hızın eğik düzleme dik bileşeni bölü yer çekimi ivmesinin eğik düzleme dik bileşeni 2 çarpı 6 bölü 8. Sadeleştirelim 4. Sadeleştirelim 2'ye böl 3. 2'ye böl 2. Cevabımız 3 bölü 2 olur. Evet sevgili arkadaşlar. Yatay olarak ve eğik olarak atılan cisimler M noktasına düştüklerine göre VK bölü VL nedir? Sevgili arkadaşlar bu 4H'dan düştüğüne göre dedik ki H eşittir 1 bölü 2'ye T kare. Yani H orantılıdır T kare. T orantılıdır kök H. Evet sevgili arkadaşlar şu kök H'a T dersem T süre çıktı T süre indi. Kök 4 ne olur? 2T olur. O halde arkadaşlar bu da 2T süre hareket etmiştir. L de 2T süre hareket etmiştir. Ve ikisinin yatayda aldığı yollar da eşit ve x'tir. Yatayda alınan yol yatay hız çarpı zaman. Vk çarpı 2t sevgili arkadaşlar. Evet. L'nin ise sevgili dostlar yatayda aldığı yolu bulmak için yatay hızını almamız gerekiyor. L'nin yataydaki hızı vx. Vl çarpı kosinüs 53. Vl çarpı kosinüs 53. O halde x eşittir vl çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 yerine 3 bölü 5 yazıyorum 0,6 çarpı 2t diyoruz ve 2t'ler sadeleşiyor. Sevgili dostlar vk bölü vl 3 bölü 5 olmaktadır. Vk bölü vl 3 bölü 5 olmaktadır. Evet sevgili arkadaşlarım.
sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda, sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda, yerden belli bir yüksekte eşit zaman aralıklarıyla su damlatan bir musluk bulunmaktadır. Musluktan damlayan su damlacıklarından beşincisi damladığı anda birinci damla yere ulaşıyor. Demek ki arkadaşlar dördüncü damlamız yere birinci damla ulaştığına göre arkadaşlar beşinci damlayı henüz bıraktım. Zaman geçmedi. O anda arkadaşlar havada görüldüğü gibi teştir sıfır anında bırakıyorum. Birinci damla, ikinci damla, üçüncü damla, dördüncü damla ve beşinci damla. İstersek baştan düşünelim. Teştir sıfır anda birinci damla. O halde birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. Demek ki geçen süre arkadaşlar dördüncü saniye. Ya da beşinci damlayı bıraktığım an daha dördüncü saniyenin bittiği andır. Demek ki sevgili arkadaşlarım birinci damlanın yere düşmesi 4 saniye. O halde ikinci damlanın yerden yüksekliği 7H olduğuna göre üçüncü ve dördüncü damlanın yerden yüksekliği kaç H olur denilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar 4 saniye olduğuna göre şöyle 1, 3, 5, 7. 1, 3, evet. 1, 3, 5, 7. İkinci damlanın zaten arkadaşlar şu 7H, 5H, 3H ve H. Görüldüğü gibi ikinci damlanın yerden yüksekliği arkadaşlar 7H. Üçüncü damlanın yerden yüksekliği toplarsak 12H arkadaşlar. Dördüncü damlanın yerden yüksekliğini de toplarsak 12'ye 3 daha ekle 15H olmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Fizikokolik'ten herkese hayırlı günler diliyoruz. Fizik çözer, metin çözer, sevgi ve saygılar sunar. Sevgili arkadaşlar, ekmeğimizi israf etmeden tüketmeyi unutmayalım. Etrafımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi unutmayalım. Malum her gün en az arkadaşlar 1 milyar insan işte burada yatağa aç girerken ekmeklerimiz çöpte olmasın. Tekrar hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz.